İzleyicinin doğumunda biz diğer ablalarından farklılığını fark ettik. Damla olduğu için korkularımız oluyordu. Hiçbir yere bırakmıyor. Telefon vermiyorduk. Bir gün ablası işte bize akademinin internette bulmuş. Müracaat adresini getirdi. Bir gittik, konuştuk ve hayatı çok değişti İzleyicinin. Down sendromlu bireyler örgün eğitim dönemini bitirdikten sonra ne yazık ki yaşıtları gibi iş hayatına atılmak konusunda çok fazla fırsata sahip değiller. Bu yüzden Down Sendromu Derneği olarak İş Koçu Destekli istihdam programını başlattık. Down Sendromlu gençleri normal gelişim gösteren yaşlarıyla birlikte hepimizin çalıştığı iş yerlerinde çalışmaları konusunda destekliyoruz. Genç işe başlıyor. İşe başladıktan sonra minimum 2 hafta boyunca biz birebir gence eşlik ediyor oluyoruz. Ortama uyum sağlaması noktasında destek oluyoruz. İzzetcan'ın çalışma hayatının şey olarak insan ilişkileri çok farklı oldu. O da değişik iş arkadaşlarının ayrı ayrı diyaloglarıyla çok fark ettirdi. Çalışmaya başlayan gençler çok muazzam bir şekilde değişiyorlar. Bir kere sadece bir haftanın sonunda bile duruşları değişiyor. Daha dik yürüyorlar, daha mutlu gelip gidiyorlar iş yerlerine. Birçoğu ailesine tek başına yaşamak istediğini söylüyor. Kendi parasıyla kendi ihtiyaçlarını karşılamak istediğini söylüyor. Ehliyet alacağım. Ehliyeti. Araba alacağım. İzzetcan ilk işe başladığı zaman zihinsel süreçlerde biraz daha sıkıntı yaşıyordu diyebilirim. Anlamadığı halde her şeye evet diyordu ya da işte cevap vermiyordu. Şu anda İzzetcan bayağı sohbet edebiliyor, şakalaşabiliyor arkadaşlarıyla, isteyip istemediği şeyleri söyleyebiliyor. Bireysel olarak çok yol kat etti. Kaşı, çatal bıçakla yiyorum. Bağlık, çabaldı, tanıklı, pişeceğim, katıyorum. Bazı müdürler diyor ki yani en çok titizlikle yapılması gereken işleri Down sendromlu personelime veriyorum. Belki biraz daha yavaş yapıyor ama en düzgününü o yapıyor. O yüzden ona veriyorum diyor. İlk başlarda evet yavaş öğreniyorlar. İş koçları sayesinde aslında biraz daha bu iş sağlamlaşıyor ama şu anda bizde bulunan gençlerle çalışan, aynı departmanda çalışan arkadaşlarımız arasında çok büyük fark yok. İnanılmaz yol kat ettiler. Bağımsızlaşmanın ilk adımı işe başlıyor olmak. Her şey iyi, güzel, çalışıyorum, mutluyum.